Bugünkü videoda size bedava Lightroom preseti hazırladım. İlk önce onu nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim ve neleri değiştirdiğini göstereceğim. Daha sonra bu preseti bedavaya Patreon sayfamdan download edebilirsiniz. Şimdi preset fotoğrafı bu hale getiriyor. Ama ben öncesinde size bunu bir resetleyeyim. Bu fotoğrafın orijinal hali. Şimdi burada benim daha önceden hazırladığım presetlerim var. Bunu daha önceden görmüştünüz. Zaten videosunu yapmıştım. Şu an ikinci versiyonun üzerinde de çalışıyorum. Sürekli denemeler yapıyorum yani. Bu şu anki halinden biraz daha renkli. Yani bu biraz daha renksiz ve moody bir fotoğraf. Bu biraz daha renkli bir versiyonu. Ama tabii sürekli her gün girip veya işte her hafta girip üzerinde ne yapabilirim diye sürekli deniyorum. Çünkü yani bir preseti bir günde iki günde hazırlayamazsınız. Bunun üzerinden aylar geçmesi lazım. Çünkü bir renk ayarlıyorsunuz. Üzerinden bir hafta geçtikten sonra ben ne yapmışım, bu ne kadar saçma bir ayar olmuş diyebiliyorsunuz. Ama bir hafta öncesinde de ya ne kadar da güzel bir renk ayarladım arkadaş. Kendimle gurur duyuyorum. Ben bunu hemen Instagram'da paylaşmalıyım diyorsunuz. İşte o yüzden zaman tanımanız lazım. Yaptığınız şeylere gözünüzün alışması lazım. Gözünüzün sizin yanıltmasına izin vermemeniz lazım. Şu an bu birincisiydi. Şu an ikincisi üzerinde hala çalışıyorum. Biraz daha turunculuk var. Biraz daha renkler açık halde. Ve en son soft natural. Şu an böyle gözüktüğüne, parlak gözüktüğüne bakmayın. Hatta basayım. Nedenini anlatayım. Neden böyle parlak gözüküyor. Buna bastığınızda buradaki ayarların birçoğunu otomatik olarak yapacak. Sadece white balance, yani beyaz dengenizi otomatik olarak değiştirmiyor bu preset. Ve exposure ile kontrast ayarınızı değiştirmiyor. Çünkü her fotoğrafta değişecek ilk özelliklerden birkaçı bunlar. Yani nerede çektiğinize göre beyaz dengeniz değişir. Hangi ayarlarla çektiğinize göre de exposure'ınız değişir. Mesela burada zaten yukarıda görüyorsunuz. Sağ tarafa dayanmış. Bu fotoğraf birazcık parlak olmuş. O zaman ne yapacaksınız? Buraya geleceksiniz. Şu an Shift'e basılı tutuyorum ve aşağı oka doğru basıyorum. Böyle yapınca daha yüksek rakamlarda, oranlarda ayar değiştirebilirsiniz. Ya da normal buraya üzerine gelip yukarı aşağıyla artı 10, eksi 10 gördüğünüz gibi ayar yapabilirsiniz. Ben Shift'e basılı tutarak bu şekilde yapıyorum. Bakıyorum biraz daha düzgün oldu fotoğraf bu şekilde. Daha sonra Rize'nin R'sine basıyorum ve 4'e 5 yani Instagram oranına göre kesiyorum fotoğrafımı. Gördüğünüz gibi fotoğraf hazır. Bu presetle fotoğraflarınızı yönlendirebileceksiniz. Tabii ki bütün fotoğraflarda mükemmel gözükecek diye bir vaadim yok. Kimsenin de öyle bir vaadi olmaması lazım zaten. Burada ayarları gelip ince ince değiştireceksiniz. Mesela bu gökyüzü böyle bu renk olsun istemiyorum diyorsun. O zaman HSL'e geleceksin. Mesela burada ben mavinin saturation'ı yani doygunluğunu düşürmüşüm. Açabilirsin. Bak şu an daha farklı bir renk oldu. Ben bunu bu şekilde uygun görmüşüm. Hadi böyle bir yapalım. İşte mavi, mesela mavinin böyle turkuaz olmasını istemeyebilirsin. Belki bakın şu an bambaşka bir dünya oldu yani orası. Ben ortalama bir şekilde bunu birazcık daha maviden turkuaza doğru sevdiğim için birazcık daha sol tarafa doğru çekmişim. Buradan gelip dediğim gibi değiştirebilirsiniz. Mesela işte ten renginin üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Şöyle bilerek fazladan yükselterek yapacağım burada ayarları size göstermek için. Şimdi orange, turuncu yani ten rengini en çok etkileyen renk. Mesela kapattığım zaman gördüğünüz gibi bilerek yapıyorum şu an. Böyle yapmanız için değil. Burada görmeniz için. Burada mesela bu kadar parlak olsun istemiyorum diyorsunuz. Bunu böyle biraz daha aşağı çekebilirsen. Veya bu kadar çok turuncu olsun istemiyorum diyorsan o zaman bu turuncunun üstüne gelip gene buradan kısabilirsin. Ne yaptığını görmeniz için iyice kısıyorum mesela. Gördüğünüz gibi turuncu hiç kalmadı. Ctrl Z yapıyorum. Command Z yapıyorum. Ben de hala alışmaya çalışıyorum. Yani birkaç ay oldu MacBook Pro alalı. Hala da Ctrl Z diyorum. Command Z. Ama Windows kullananlar için de ekstra söylemiş olayım. Yani bu preseti ayarladığınızda geldiniz buradan bastınız. Ondan sonra bitti diye düşünmeyin. Gelip buradan ince ayarlarla ne değiştirebilirim ona bakabilirsiniz. Mesela gelip buradan bence yapmanız gereken şeylerden biri Lens Correction'a gelip bunları açın. Ben vinyeti kapatıyorum. Düzeltmesini istemiyorum yani. Neden? Çünkü benim bu vinyet hoşuma gidiyor. Şöyle göstereyim. Normalde benim yerime düzeltiyor. Bak diyor yani bu lens diyor normalde vinyet yapabilir. Ama ben senin yerine düzelteyim diyor. Ben de diyorum ki hayır ben o vinyeti seviyorum. Benim için düzeltmene gerek yok bunu. Çünkü normalde gidip mesela vinyet yapmak istediğiniz zaman
Burada nasıl söyleyeyim? Artificial bir vinyet yapıyor. Yani yapay bir vinyet yapıyor. Şöyle göstereyim. Yani tamam kötü değil belki ama şöyle göstereyim. Bu Lens Connections'daki düzelttiği şey doğal bir vinyet. Yani lensten oluşan doğal bir vinyet. Ama bu FX bölümünden yaptığınız vinyet yapay bir vinyet. Yani orayı karartıyor. Senin orada istediğin yerleri, istediğin köşeleri senin ayarladığın ayarlara göre karartıyor. Burada doğal bir vinyet var vesaire. Ha, bunu da isterseniz açabilirsiniz, ister kapatabilirsiniz. Hadi bir başka fotoğraf bakalım. Mesela bu fotoğrafı da deneyelim. Bu fotoğrafın hiç ellenmemiş bir hali. Bütün ayarlar sıfır. Bu presete basmadan önce ilk yapmanız gereken şey bir beyaz noktası bulmaya çalışın. Yani şuraya gelip bir beyaz nokta bulmaya çalışın. Mesela burada arkada gördüğünüz şey, spoiler vereyim, bir araba. Arabanın beyazı var burada. Hem size şurada beyaz dengesiyle ilgili de bir şey anlatmaya çalışayım hızlı bir şekilde. Burada aşağıda gördüğünüz RGB yazıyor. Red, green, blue. Bunların normalde eşit olması lazım. Bir beyazı gösterdiğiniz zaman bunların birbirine eşit olması lazım. Yani ben buraya şu an tıklamış olsam Lightroom bunları bana otomatik olarak eşitlemeye çalışacak. Mesela bastım, bakın gördünüz, daha normal bir hale geldi. Demek ki ben burada yanlış bir ayarla çekmişim. Bazen yapabiliyorum böyle şeyler çünkü 300-400 tane fotoğraf çekiyorsun ve bazen kaçırabiliyorsun. Hani hangi ayarda çekmeliyim vesaire. Bazen sırtımı yasladığım oluyor, yani şu ayara benim sırtımı yasladığım oluyor. Bunu manuel bir şekilde de ayarlayabilirsiniz. Mesela buraya geldiniz, görüyorsunuz işte blue'su, yani mavisi bayağı farklı bir şekilde yüksek. Burada yukarı aşağı yaptığınız zaman sağda şeyi görüyorsunuz, beyaz dengesi hareket ediyor, bakın yükseltiyorum. Yükseltiyorum, shift'e basılı tutup yukarıya doğru yapıyorum. Bakın gördünüz mü? Kırmızı blue'ya yaklaşmaya, kırmızı maviye yaklaşmaya başladı. İngilizce kullanıp Türkçe anlatmaya çalışırken bazen zor olabiliyor. Kendi elimle bakayım nasıl yapabiliyorum. Bayağı yakın şu an birbirine. Yani kaç yapmışız? Burada görüyoruz 6650. Peki otomatik yapmış olsam 6950. Çok aşırı bir fark yok. Yani burada bizim tabii zorluk çektiğimiz şey, burada sadece çok küçük bir beyaz var. Bunlar için whiteboard dedikleri şeyler var işte. Çekim yapmadan önce kameraya bunu çektirtiyorlar. Whiteboard çektirtiyorlar. Ve böyle hatalardan kurtulmak için geliyorlar. Whiteboard'u buluyorlar. Basıyorlar whiteboard'un üzerine. Bundan sonra beyaz dengesi sürekli düzgün kalıyor. Beyaz dengesiyle ilgili bilgiyi de verdikten sonra geliyorum. Bu soft natural presetime tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi gayet hoş bir başlangıç noktası ayarladı size. Bu şekilde bile aslında paylaşabilirsiniz. Ama bence gene siz kendi kokteylinizi ayarlayın. Yani kendi renklerinizi bulmaya çalışın. Buradan gelip ayarlayabilirsiniz. Split toning'den mesela belki gölgelerdeki turkuazı açabilirsiniz. Tabii ki bu kadar fazla açmayın. Burada turkuazı göstermek amaçlı yapıyorum bunu. Biraz daha turkuaz verebilirsiniz. Belki mavilerin rengini biraz daha açabilirsiniz. Fotoğrafınızdan fotoğrafa değişecek olan ayarlarınızı yapabilirsiniz. Şey, transform ayarlarını yapabilirsiniz. Burada da ne yapıyor onu hemen hızlı bir şekilde anlatayım. Kompozisyonunuzu beğenmediniz ve hani birazcık aşağıdan yukarı çektim falan diyorsunuz. Buradan gelip gördüğünüz gibi fotoğrafınızı değiştirebilirsiniz. Açısını değiştirebilirsiniz. Tabii ki çok fazla yaparsanız saçma sapan şeyler olur. Ben gene az bir şey şöyle göstereyim. Birazcık aşağıdan yukarıya doğru çekmişim. Böyle yaptığım zaman bu ayarı değiştirdiğimde, hatta şunu da göstereyim mesela. Bu da sağa sola doğru yapılan ayar. Onu da şöyle yaptık diyelim. Bu orijinali, bu da ayarlarla birlikte düzelttiğimiz hali. Yani kısmen düzelttik. Lens correction geldim. Buradan bastım. Yeni vinyetimi aldı elimden. Ben vinyeti geri ver bana diyorum. Vesaire vesaire. Yani size anlatmak istediğim şey şu. Bu preseti kullandığınız zaman basacaksınız. Ondan sonra beyaz dengenizi ayarlayacaksınız. Ondan sonra exposure'ınızı, yani pozlamanızı ayarlayacaksınız. Buradan yukarıdan takip edip yapabilirsiniz. Bunun exposure'ı fena değil. Bu şekilde bile kullanabilirim. Bundan sonra artık olaylar ince detaylar. Umarım bu preset işinize yarar. Umarım burada anlattıklarım en azından ufak ufak da size yardımcı olmuştur. Bilmediğiniz bir şey öğrenmişsinizdir diye umuyorum. Şimdi bir süre daha videoları bu şekilde
geçiştireceğim çünkü taşınma sürecine girdik. Şu anki evimizden çıkıp yeni evimize taşınmamız lazım. Orada yapılacak işler var. Buradan oraya götürülecek eşyalar var. Burada yapılması gerekenler var. Bir ton iş var. Dert olduğundan değil. Güzel bir dert yani. Ev taşımak güzel bir dert. Çünkü sonuçta orada benim bir çalışma odam olacak ve belki haftada bir değil belki ikişer videolar yayınlayabilmeye başlayacağım. Bilemezsiniz. Hatta belki odamı yaparken eğer isterseniz bilmiyorum. Ya da yaparım ya. İstemeseniz de yaparım büyük ihtimal. Yani odamı nasıl dizayn ediyorum? Çalışma odamı nasıl dizayn edeceğim? Eğitim videolarımın yanına böyle videolar da yapabilirim. Size de fikir olmuş olur. Bir çalışma odası yaparken ben nelere dikkat ediyorum gibi. Çünkü ben şimdiye kadar ilk başlarda hatta fotoğrafçılığa ilk başladığım zamanlarda evin yatak odasında çalışıyordum. Yatıp dinlenmeniz gereken yerde ben iş yapmaya çalışıyordum. O psikoloji çok zor. Şu anda da bu videoyu çektiğim yer, yine daha önceki videolarımda gördüğünüz gibi salon burası ve salonun koltuğunda oturuyorum. Bazıları diyecek ki lan evinde çalışıyorsun, işte hani rahat rahat çalışıyorsun daha ne? Ama şu an oturduğum pozisyonu bir görseniz çalışmaya müsait değil. Evden çalışmak bazı insanların hayali ama çalışma ortamınızı ayarlayabiliyor olmanız lazım. Yoksa sürekli bir mayışık oluyorsunuz, sürekli gözleriniz kapanıyor, çalışmak istemiyorsunuz, belli... Dik oturamıyorum mesela burada. Şu an iki büktüm oturuyorum. Neyse bu tarz şeyleri, çözümleri bir sonraki evde çalışma odam olacak. Orada kendime ait alanım olacak, çalışma masam olacak. Aynı odada iki ayrı çalışma ortamı yapmayı planlıyorum. Böylece hem videolarda da görüntü zenginliği de olmuş olur. Vesaire vesaire, videonun sonuna da en azından bir durum güncellemesi ekleyeyim dedim. Hani en azından bu tarz video hiç yapmamıştım ben kanalıma. Genelde DSLR kameramla çekerim vesaire yaparım ama şu an kucağımda laptop, laptopun kamerasıyla çekerim. Yapıyorum. Bir süre yani en azından herhalde bir ay daha falan bu şekilde büyük ihtimal devam edeceğiz. Çünkü taşınırken DSLR'ı çıkar, ışığı çıkar, onları kur, onlarla video çek. Acık çok iş. Bir de duyuyorsanız şu arkadaki köpek sesinden, araba sesinden kurtulacağım. Yani belki haftada birden fazla video olacak. Ondan sonra Patreon'a özel videolar da yapacağım. Bir kısmını YouTube'da yayınlayacağım. Vesaire vesaire. Durum güncellemesini yaptım. Bitiriyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Ciao.